kılcallık olayı sıvıların adırcan kuvvetinin korozyum kuvvetinden büyük olması neticesinde ince borularda yükselmesi olayıdır. Dolayısıyla suyun köklerden yapraklara kadar taşınması kılcallık olayıdır. Gaz lambasının fitilinin ıslanması, gaz lambasının dipteki gazın fitil aracılığıyla yukarı taşınması olayıdır. Kılcallıkla ilgilidir. Yaprak üzerinde suyun damlalar halinde durması, korozyonun adırcanından büyük olması durumudur. Ayrıca sıvı yükselmesi olmadığı için kılcallıkla alakası yoktur. 1 ve 2 D şıkkı cevaptır. Fikir 1'deki denge durumunu incelediğimizde 2x y artı z'ye eşittir. Şekil 2'deki denge durumunda da z artı x 2y'ye eşittir. Buradaki iki denklemi taraf tarafı topladığımızda z'ler birbirlerini götürür ve 3x eşittir 3y, buradan da x eşittir y olarak bulabiliriz. X y'ye eşit olduğuna göre yukarıdaki herhangi denklemde yerine yazdığımızda z'yi de bunlara eşit olarak buluruz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Farklı madde molekülleri arasında oluşan çekim kuvvetine adezyon denir. C şıkkı cevaptır. Şekil 1'deki denge durumunu incelediğimizde x, y artı m'ye eşittir. Buna göre şekil 2'de x yerine y artı m yazabiliriz. Terazinin sol kefesinde y, sağ kefesinde de y olduğu için bunlar birbirlerini götürdüğünde z artı m eşittir 4m. Ve buradan da z eşittir 3m olmalıdır. Dolayısıyla şekil 3'te z'yi dengelemek için buraya konulması gereken kütle 3m'dir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Eşit hacim bölmeli kap t sürede birer bölme soğuktan k ve l musluklarıyla aynı anda açılarak doldurulmaya başlıyorlar. Buna göre t süre sonra şekildeki musluk 1 bölmeyi doldurduğunda buradaki musluk da 1 bölmeyi dolduracaktır. Daha sonraki 2T süresi boyunca şekildeki musluk 1 bölme daha doldurduğunda buradaki musluktan gelen sıvı şekildeki delikten sol tarafa geçtiği için şekildeki bölümü doldurur. 3T süresi içerisinde de şekildeki musluktan gelen sıvı şekildeki delikten sağ tarafa doğru geleceğinden ve buradaki musluktan gelen sıvı da şekildeki bölümü dolduracağından şekildeki 2 bölümlük yeri 2 musluğun doldurduğunu, dolayısıyla ikisi de 1 bölme dolduracağından dolayı T sürede bu bölümün 2 musluk tarafından doldurulacağını söyleyebiliriz. Buna göre 3T sürenin sonunda kaptaki sıvı seviyesinin tüm bölmelerde aynı hizaya geldiği söylenebilir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Düşey kesti verilen şekildeki bileşik kaplardaki musluklar aynı anda açıldığında sıvının geleceği en son yeri en alttaki musluğun bulunduğu seviye belirleyecektir. Burada bir numaralı musluk en altta bulunduğundan dolayı her üç kapta da sıvı seviyesi şekildeki hizaya geldiğinde kaplardaki sıvı akışı biter. Buna göre birinci kapta şekildeki kadar sıvı kalmışken ikinci kapta şekildeki kadar, üçüncü kapta da şekildeki kadar sıvı kalır. Burada 3 numaralı kaptaki sıvı yüksekliği h, kesti de s iken buradaki sıvı kütlesine m dersek 2 numaralı kaptaki sıvı kütlesi 2m, 1 numaralı kaptaki sıvı kütlesi de 3m yapacaktır. Buna göre son durumda m1 büyük, m2 büyük, m3'tür. Doğru cevap C seçeneğidir. Şekildeki terazilerin denge durumunu incelediğimizde şekil 1'de n'nin k ve l'nin toplamına eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla n'nin kütlesi burada k'dan ve l'den büyüktür. Şekil 2'yi incelediğimizde de k'nın l ve m toplamını dengelediğini görüyoruz. Dolayısıyla k hem n'den hem de m'den büyük olmalıdır. K l'den büyük olduğuna göre şekildeki gibi sıralamamızı yapabiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. K, l ve n cisimlerinin kütle hacim grafiklerinin eğiminden öz kütlelerini bulabiliriz. Burada eğimi en büyük olan k olduğundan dolayı dk büyük, dl büyük, dn'dir. K, l ve n cisimlerinin soruda eşit hacimli oldukları söyleniyor. Dolayısıyla bu cisimler eşit hacimli olduklarından öz kütleleriyle hacimlerini çarptığımızda kütlelerini de aynı şekilde mk büyük, ml büyük, mn olarak bulabiliriz. K
K diğer iki cisimden daha kütlece büyük olduğundan dolayı E şıkkındaki gibi K ve L birbirlerine denge değerek bir denge durumu olamaz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Soruda verilen grafikleri incelediğimizde şekil 1 ve şekil 2'deki grafiklerin kütle hacim grafiği olduğunu görüyoruz. Şekil 3'teki grafik ise hacim kütle grafiği. Bu durumda biz burada 3 cismin öz kütlesi hakkında yorum yapmak için 3'ünün de grafiğine kütle hacim grafiği olarak aynı grafik üzerinde çizelim. Şekil 1'de X cismi için grafiğe baktığımızda hacimle 30 derece açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla şekildeki gibi hacimle 30 derece açı yapacak şekilde X'inkini çizebiliriz. Y'yi incelediğimizde kütle ile 30 derece açı yaptığından dolayı Y'ninkini de kütle ekseniyle 30 derece açı yapacak şekilde şekildeki gibi çizelim. Daha sonra Z'yi incelediğimizde Z'nin de kütle ekseniyle 30 derece açı yaptığını görüyoruz. Yani kütle ile 30 derece açı yapması demek şekildeki gibi Y ile çakışık olması demektir. Burada grafiğin eğimi bize öz kütleyi vereceğinden dolayı Y ve Z'nin eğimleri eşit olduğundan dolayı öz kütleleri birbirlerine eşit ve X'in eğimi onlardan daha küçük olduğundan dolayı X'in öz kütlesi de en küçüktür. Buna göre sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki sabit dibili musluk T sürede 1 bölme sıvı dolduruyor. Buna göre 1 T sürenin sonunda kaptaki sıvı seviyesi şekildeki gibi, 2 T süre sonunda şekildeki gibi, 3 T sürenin sonunda şekildeki delikten aşağıya sıvı akacağı için şekildeki gibi, 4 T süre sonunda 1 bölme daha doldu şekildeki gibi ve 5 T'nin sonunda şekildeki delikten sıvı akacağı için şekildeki gibi ve 6 T'nin sonunda N ve L bölmeleri birbirlerine birleşik olduğundan ve 1 bölme sıvı geleceğinden dolayı yarı hizasına kadar yani şekildeki gibi olacaktır. Buna göre N'deki sıvı kütlesi 1,5, L'deki sıvı kütlesi 2,5 ve K'deki sıvı kütlesi de 2'dir. Buna göre sıraladığımızda L büyük, K büyük, N olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. İçinde 100 cm3 seviyesine kadar kuru kum bulunan kaba 100 cm3 su konulduğunda 100 daha toplam 200 cm3'e karşılık gelmesi gerekirken buradaki sıvı seviyesinin 180'e kadar çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla 20 cm3'lük yükselme kumun içindeki boşluklara gitmiştir. Bu durumda 100 cm3'lük kum içinde 20 cm3'lük boşluk olduğu söylenebilir. Kuru kumun içinde 20 cm3'lük boşluk varsa 50 cm3'lük kuru kum içinde de 10 cm3'lük boşluk olmalıdır. Şekil 2'deki kabı incelediğimizde burada 150 cm3 hacminde kuru kum varsa bunu şekildeki gibi 50 cm3'lük 3 parçadan oluştuğu düşünülürse her bir 50 cm3'ün içinde 10 cm3'lük suyun girebileceği boşlukların bulunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buraya dışarıdan 10-10-10 daha toplam 30 cm3'lük boşluğu dolduracak kadar su doldurduğumuzda su ve kum seviyesi şekildeki hizada eşitlenecektir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Şekil 1'deki terazinin denge durumunu incelediğimizde 2 tane K cismine L artı M ve 6. bölmedeki biniciyle dengelendiğini görüyoruz. Burada binicinin duyarlılığını 1 olarak kabul edersek etkisi 6 gram olacaktır. Bunu şekildeki gibi denkleme ilave edelim. Aynı mantıkla şekil 2'deki terazinin denge durumundan L'nin M artı 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bulduğumuz denklemde M'yi yalnız bırakırsak L eksi 4'e eşit olacaktır. Bu M'yi de ilk denklemde yerine yazarsak 2K eşittir L artı L eksi 4 artı 6. Buradan 2K eşittir 2L artı 2 ve K eşittir L artı 1 olarak buluruz. Üçüncü denge durumunda sol tarafta K, sağ tarafta da L var. K'nın L artı 1'e eşit olduğunu bulduğumuza göre buradaki binicinin birinci bölmede olması gerekir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir.
Eşit kolu terazi şekil 1'deki gibi dengedeyken L cisminin kütlesine 7 gram diyelim. Binicinin duyarlılığını 1 gram bölü bölme kabul edersek 3. bölmede 3 gramlık etki yapacağından dolayı sağ bölümdeki toplam kütle 7 artı 3 10 yapacaktır. Dolayısıyla terazinin dengede kalması için K'nın kütlesinin 10 gram olması gerekir. Biraz önce L'ye 7 dediğimizden dolayı şekil 2'de de L'nin kütlesini 7 gram aldığımızda sol tarafta 7 gram bulunuyorsa sağ tarafta da 7 gramlık bir kütlenin olması gerekir. Burada binicinin 6 gramlık bir etkisi olduğuna göre M'nin kütlesinin 1 gram olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şekil 3'te M'nin kütlesi 1 gram, K'nın kütlesi de 10 gram olduğuna göre terazinin dengede kalabilmesi için sağ tarafta 9 gramlık bir etkinin olması gerekir. Binicinin duyarlılığı 1 olduğundan dolayı 9. bölmedeki binici 9 gramlık etki yapacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şekildeki kaplarda K ve L muslukları açıldığında 1 ve 2 numaralı kabı 3 numaralı kaba bağlayan şekildeki bağlantı borusuyla K aynı hizada olduğundan dolayı 1 ve 2 numaralı kaplarda sıvı seviyesi şekildeki hizaya kadar iner ve daha sonra şekildeki hizada sabit kalır. 3 numaralı kaptaki L musluğu açılırsa buradaki sıvı seviyesi de L musluğunun hizasına kadar şekildeki gibi iner. Dolayısıyla 1. ve 2. kapta kalan sıvı kütleleri görüldüğü gibi birbirlerine eşit, 3. kaptaki de bunlardan daha azdır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Farklı atomların çekirdeklerinin birleşerek tek bir çekirdek oluşturmasına füzyon adı verilir. D. Şekildeki terazilerde binicinin her bir bölme yer değiştirmesi 1 grama karşılık geliyorsa bu terazinin duyarlılığının 1 gram olduğu anlamına gelir. Buna göre şekil 1'de 2. bölmedeki binicinin etkisi 2 gramdır. Bu durumda K artı 2 L'ye eşittir. İkinci terazi için 4. bölmedeki binicinin etkisi 4 gram ve buna göre L artı 4 3K'ya eşit olmalıdır. İkinci denklemde L yerine K artı 2 yazılırsa K artı 2 artı 4 eşittir 3K. Buradan 2K eşittir 6 ve K eşittir 3 gram olarak buluruz. Üstteki denklemde de K yerine 3 yazdığımızda 3 artı 2 eşittir L. Dolayısıyla L'nin kütlesi de 5 gram olarak bulunur. Soruda K'nın L'ye oranı sorulduğuna göre 3 bölü 5 olarak sorumuzun cevabını bulabiliriz. Doğru cevap 3 bölü 5 yani 0.6 yani D seçeneğidir. Dayanıklılık kestanlar böyle hacimle orantılıdır. Buna göre K'nın dayanıklılığı A bölü B, L'nin dayanıklılığı 2A bölü 4V, M'nin dayanıklılığı 4A bölü 2V'dir. Yaklaşık bu 2, 0,5, bu da 1 ile orantılıdır. Buna göre 5,2 cevaptır. Katı bir maddenin T1, T2 ve T3 sıcaklıklarındaki öz kütle kütle grafiklerini incelediğimizde T1 sıcaklığındaki öz kütle değerinin T3 sıcaklığındaki öz kütle değerine göre daha altta olduğunu görüyoruz. Buna göre T3'teki öz kütlesi D3, T2'deki öz kütlesi D2, T1'deki öz kütlesi D1 ise D3 büyük, D2 büyük, D1'dir. Bir maddenin öz kütlesini D eşittir M bölü V formülünden bulabiliyorduk. Maddenin ısındıkça hacmi artar. Hacmi arttıkça da öz kütle küçülecektir. Buna göre şekildeki sıralamada öz kütlenin en küçük olduğu D1 değerine karşılık gelen sıcaklık değerinin en büyük olması gerekir. Aynı mantıkla eğer D eşittir M bölü V formülüne göre maddenin soğutulduğunu düşünürsek soğutulduğunda hacim azalacak, dolayısıyla öz kütle artacaktır. Öz kütlenin en büyük olduğu değer burada D3 olduğuna göre sıcaklığın en düşük olduğu değer de T3 değeri olmalıdır. Buna göre T3 küçüktür, T2 küçüktür, T1 şeklinde sıcaklığı sıralayabiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Eşit hacim bölmeli kap yalnız K musluğu açık iken 4T sürede doluyor.
Buradaki kabın eşit hacimlerini saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane hacmin olduğunu görüyoruz. 12V hacim 4T sürede doluyor. Dolayısıyla T sürede dolan hacmin 3V olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki birim zamanda K'dan 3V hacimde sıvı akıyor. Soruda L musluğunun debisinin K musluğunun debisinin 2 katı olduğunu söyleniyor. Yani T sürede K'ya göre 2 kat daha fazla sıvı çıkmalı. K'dan 3V hacimde sıvı çıktığına göre L'den T sürede 6V hacimde sıvı çıkacağını söyleyebiliriz. Buna göre kap boşken yalnız L musluğu açılırsa T sürede 6V hacim sıvı geleceğinden dolayı 6V hacimlik sıvı kabı X ile Y'nin tam ortasına kadar dolduracaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekil 1'deki dereceli kap 120 cm küp kuru kumla dolu. Bunun üstüne ekstradan 40 cm küp su döküldüğünde tamamen doluyor. Dolayısıyla 120 cm küplük kuru kumun içerisinde 40 cm küp boşluk vardır. Bu durumda 120'nin sadece 80 cm kubunun gerçek kum olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki gerçek kumdan kastedilen boşlukları çıkarılmış kumdur. Şekil 2'deki boşluğun tamamen kumla doldurulabilmesi için buradaki 60 cm küplük bölüme boşluksuz hacmi yani gerçek kum hacmi 60 cm küp olan kuru kum koymamız gerekir. Bu durumda basit orantıdan eğer 120 cm küplük kuru kumun içerisinde 80 cm küp gerçek kum varsa 60 cm küplük gerçek kum acaba ne kadarlık boşluklu kumun içinde vardır diye bir orantı kurduğumuzda 80x eşittir 120 çarpı 60. Buradan x eşittir 90 cm küp olarak buluruz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Soruda verilen terazide birincinin kütlesi 4 gram, bölme sayısı da 8 olarak verildiğine göre terazinin duyarlılığı birincinin kütlesinin bölme sayısına oranı formülünden bulunabiliyordu. 4'ü 8'e böldüğümüzde duyarlılığının 0.5 gram bölü bölme olduğunu söyleyebiliriz. Birinci denge durumunu incelediğimizde birinci 6. bölmede olduğuna göre 6 çarpı 0.5 yani 3 gramlık etkisi olacaktır. Buna göre X'in kütlesinin Y'nin kütlesinden 3 gram fazla olduğunu söyleyebiliriz. İkinci denge durumunda birinci 2. bölmede olduğundan dolayı etkisi 2 çarpı 0.5 yani 1 gramdır. Bu durumda Z'nin kütlesinin Y'nin kütlesinden 1 gram fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bulduğumuz bu değerleri 3. denge durumunda yerlerine yazarsak yani X yerine Y artı 3, Z yerine de Y artı 1 yazdığımızda sağ tarafta 2 gram eksik olduğundan dolayı binicinin 2 gram etki edebileceği bir yere konulması gerekir. Duyarlılık 0.5 olduğuna göre binicinin 4. bölmeye konulduğunda etkisi 2 gram olmalıdır. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Kutudaki boya şöyle bir levhayı boyamak için kullanılırsa levha üzerindeki boya kalınlığı H yükseklik tutmuşsa buradaki boya miktarı ile kutudaki boya miktarı birbirine eşit olmalıdır. Kutudaki boya miktarı boya hacmi 5 çarpı 2 çarpı 10'dur. Bu levha üzerindeki boya hacmine eşit olacağından levhanın taban alanı 125 çarpı boyanın yüksekliği h. Buradan h eşittir 8 milimetre bulunur. E şıkkı cevaptır. Şekildeki kütle zaman grafiklerinin eğimleri bize öz kütleyi verecektir. Buna göre şekil 1'deki grafiğin eğimi 4m bölü t yani 4d denilirse ikinci grafiğin eğimi 3d, üçüncü grafiğin eğimi de 5d olur.
Buradaki grafiklerde öz kütlelere baktığımızda öz kütlesi en büyük olan 5D ve 4D ve bu iki karışımın ikisinde de K bulunduğuna göre öz kütlesi en büyük olan K'dır. Grafiklere göre öz kütlesi en küçük olan 3D ve 4D'dir. Öz kütlesi en küçük olanın ikisinde de L bulunduğuna göre burada öz kütlesi en küçük olan da L'dir. Buna göre K'nın öz kütlesi M'den, M'nin öz kütlesi de L'den büyük olmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. Kenar uzunlukları kırık, 30 ve 20 santim olarak verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya yarıçapı 5 olan çelik kürelerden en çok kaç tane konulabileceği bize soruluyor. Çelik kürelerin yarıçapı 5 santimetre olduğuna göre çapları 10 santimetredir. Şekildeki prizmanın ayrıtları verildiği gibi olduğuna göre çapı 10 olan kürelerden eğer yan yana buradaki prizmanın eni boyunca koymak istersek çapı 10 olduğundan dolayı maksimum 4 tane yan yana koyabiliriz. Eğer derinlemesine koymak isteseydik de çapı 10 olduğundan dolayı maksimum 3 tane sığardı. Üst üste koyduğumuzda da yükseklik 20 olduğundan dolayı üst üste maksimum 2 tane koyabiliriz. Bu durumda enine 4 tane, derinlemesine 3 tane ve yüksekliğine de 2 tane koyabildiğimize göre 4 çarpı 3 çarpı 2 toplam 24 tane yerleştirilebilir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. K'nin hacmi VK eşittir 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 santimetre küptür. K'nin öz kütlesi DK eşittir. Kütlesi 512 verilmiş. Bölü 64 eşittir. Öz kütlesi 8 çıkar. L'nin hacmi taban alanı 50 çarpı yükseklikten 250 santimetre küp. L'nin öz kütlesi, kütlesi 1000 verilmiş. Bölü 250 öz kütlesi 4 çıkar. M'nin hacmi 4 bölü 3 pi r küpten 4 çarpı 5'in küpü 4 çarpı 125'ten eşittir 500 olur. Buna göre DM eşittir 1000 bölü 500 eşittir 2 bulunur. Buna göre K 8 olduğu için en büyüktür. L A şıkkı cevaptır.